Japonların çay seremonisi vardır. Ha, işte yer masasına oturup kimonolarla falan saatlerce çay içiyorlar ya. Ha, o işte. Sen ne yapacaksın bunu? Alo. Ne suratıma kapatıyor be, manyak. Ya arkadaşlar, ben bu Fatoş Hanım'ın sürekli aynaya bakmasına hastayım, biliyor musunuz? Efendim efendim? Kız, sen yoksa morukladığını mı düşünüyorsun? Bence taş gibisin. Aslanım, hep soracağım unutuyorum. Siz Cem Bey'i dehlediniz mi? Ayrıldık, evet. İyi olmuş. Ne olacak? Başka birisini bulabilirsin. Hayırlısı. Ekmek arası diri diri gider ama. Ne dedi o? Ay artık bu tacizin kompedanı olmuş ya. Doktora yapmış. Pis sapık. Ay şikayet etmeye kalksak, yok ben ellemedim, iltifat ettim, moral verdim diyecek. Yok yok, bu böyle olmayacak. Kubilaylar da kurtaramıyor bizi. Ay çocuklar. Ay. 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 Kızlar, ne yapmak lazım biliyor musunuz? Ne? Ona kendi acı ilacından tattırmak lazım. İlaç derken? Yani biz de onu taciz edeceğiz. Fatoş Hanım, bu yeni gelen reklam müdürleriyle hep Cem Bey mi konuşacak ya? Benim de bakmam lazım. Anlar mı, anlamaz mı? Belli değil ya. Sonuçta ben insan psikolojisini iyi bilen bir insan sarrafıyım. Değil mi Burhan? Değil mi? Senin elinden kim bilir kaç kişi geçmiştir. Seni gittiği yere bakan, yürek yakan Burhan. He? Kaç tane sevgilin oldu senin ha? Benim mi? Senin mi? Ay düşünüyor. Düşünüyor. Sayıyor herhalde. Sayıyor bitmiyor. Seni gitti Burhan. Seni. Kız ne yapıyorsun öyle? Aa ne var canım? Biz arkadaş değil miyiz şekerim? Ayrıca ben böyle arkadaş tipte bir editörüm. Burhan. Enteresan. Ne haber Burhan Bey? İyi. Of. Sen bunları nasıl büyüttün? Bunlar nasıl pazu? Ne? Böyle ceketin üstünden bile belli oluyor. Diri diri. Diri diri ya. Bakayım. Bak bak. Of. 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 Arkadaşlar abartmayın ama ya. Normal kol bu. Niye elliyorsunuz ki? Yok canım, ellemek falan değil. Yani ben hani böyle böyle sempatik bir ortam olsun ofiste istediğim, buzlar erisin. O yüzden canım. Şişt, Burhan. Ha. Sen niye böyle tuhaf davranıyorsun bize? Aşk olsun ya. Aa, yoksa çok mu zaman oldu? Ne zaman? Ay hani diyorum, böyle sevgili diyorum, sevgilin olmayalı diyorum. Ay, yoksa çok mu zor durumdasın? Arkadaşlar, bunlar sizi ilgilendiren konular değil. Ayıp oluyor ama. Bunlar benim özel hayatımla ilgili özel şeyler. Sabah sabah lütfen bunları açmayalım. Rahatsız oldum. Rahatsız oldum. Ya vallahi gerçekten Fatoş, ben artık adayım adayı istemiyorum. Lütfen ya. Rezil oluyorum öyle iş görüşmesi gibi. Ben vazgeçtim. Ama şekerim bak, bugün gelecek olan benim adayım herhangi biri değil ki. Cem Bey. Şşş,
Burhan. Gel bakayım sen buraya. Bir merhaba demeden nereye gidiyorsun ha? Ben bu reklam müdürlüğü için mülakata geleceklerdi ya, onlara bir bakayım diye geldiydim de. Ay Burhan. Ha. Bebek. Bana bak. Sen ne yaptın saçına ya? Ha? Dağıtmışsın. Model yapmışsın. Yok, bu benim kendi doğal saçım aslında. Ha. Kendi saçım. Burhan Bey. Kadınlar beğensin diye mi böyle yapıyorsun ha? Oh, maşallah. Göğüs kasları falan çalıştırılmış spor salonlarında. Duyuyoruz. Yok, benim spor salonuna ben gitmiyorum. Çok pahalı çünkü. Ama yani damacanayla 19 litre var ya, onları kaldırıyorum. Belki onunla bulabilir yani. Evet. Burhan, Burhan. Konuyu saptırma şekerim. Hı. Biz burada spor olayından değil, senin seksapalinden söz ediyoruz. Yavrum. Yani benim öyle bir iddiam yok yani. Ben kompleksleri olmayan bir insanım. Öyle düşünmedim. Hadi Allah aşkına ya. Onun için mi böyle dar gömlekler giyiyorsun ha? Yalancı. Ha? Burhan. Şekerim. Sen yeme bizi bakayım. Şeker şey. Bıcık 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 bıcık. Yavrum benim. Dön bakayım sen. Ha? Ah, var ki gösteriyorsun. Aa ya Burhan, soracağım soracağım hep unutuyorum. Sen boxer mı giyiyorsun yoksa slip mi? Arkadaşlar. Ayıp olur ya ama. Yani şu anda bana resmen bir et muamelesi yapılıyor. Şu anda resmen bir et gibiyim şu anda. Eğer yakışıklı bir adamın sorunu buysa, bundan sonra yaşayacaklar eğer buysa, eğer bedeli ödenecekse, bir bedeli varsa, hazırım. Kendimi şu anda yanınızda tam bir mal gibi hissediyorum. Özür dilerim. Ama lütfen biraz beyinle ilgilenin. Sürekli vücutla değil, biraz da beyinle ilgilenin. Anladınız mı? Resmen şu anda iş yerinde resmen cinsel tacize uğruyorum. Cinsel taciz. Evet. Ay, ay, ay. Biz çok kırıldık ama. Değil mi arkadaşlar? Yani Burhan'cığım, biz senin arkadaşlığına, samimiyetine güvendik. Yani sen ya böyle gelip böyle şap 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 bir şeyler yapıyorsun ya. Hani her tarafımıza dokunuyorsun. E biz de çocuğa soğuk davranmayalım dedik. Yani ayıp olmasın dedik. Aşk olsun. Şu anda kendimi çok kirlenmiş hissediyorum. Anladınız mı? ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.